Deprem oluyor, deprem oluyor, deprem oluyor. 1-7 Mart deprem haftası etkinlikleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Nevşehir'de de nefes kesen deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Nevşehir'de AFAD tarafından Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 1-7 Mart deprem haftası etkinlikleri kapsamında deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikat gereği Nevşehir il merkezinde 6 büyüklüğünde ve 15 saniye süren deprem oldu. Depreme sınıfta yakalanan protokol üyeleri ve öğrenciler ilk önce çalan deprem treni ile birlikte çök kapan tutun pozisyonunu aldı. Yaklaşık 2 dakika sonra tekrar çalan tahliye sireni ile birlikte okulda bulunan protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler bina dışına tahliye edildi. Tatbikatta senaryo gereği Kızılay tarafından depremzede öğrencilere açık alanda kurulan çadırlarda yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu. Vali İnci Sezer Becel ve protokol üyeleri AFAD'ın ve Kızılay'ın kurduğu çadırları gezerek kurtarma ekipmanlarını inceledi. AFAD tarafından Nevşehir Mesleki ve Tekniki Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İl Jandarma Komutanı, Jandarma Kıdemli Albay Bahattin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, AFAD Müdürü Ömer Kaman, Nevşehir İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, daire müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Tatbikat sonrası açıklama yapan Vali İnci Sezer Becel şunları söyledi. Tüm Türkiye genelinde bugün özellikle ülkemizin deprem ülkesi olduğu gerçeğinden hareketle 1-7 Mart deprem haftası olarak ilan edildi. Bu hafta kapsamında bilgilendirme, farkındalık eğitimleri verilecek. Biz de bugün Meslek ve Teknik Anadolu Lisemizde öğrencilerimizle birlikte deprem anında bir tahliyenin nasıl olması gerektiğini icra ettik öğrencilerle beraber. Milli Eğitim Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu protokol çerçevesinde bu eğitimler tüm okullarımızda devam edecektir. Deprem öldürmez hatalar, insan kusurları ölümlere sebebiyet veriyor. Biz çok büyük depremler yaşadık ülke olarak. Hepimizin hafızalarında yer eden Kocaeli depremi var, Düzce depremi var, yeni yaşadığımız Elazığ depremi var. Bu depremlerin her birinde çok ciddi kayıplarımız, canlarımızı yitiriyoruz. Aileler büyük acılar yaşıyorlar. Nevşehir bölge olarak deprem açısından diğer illere göre çok daha şanslı olmasına rağmen ama ilimiz, ülkemizin birçok yerinde farklı afetlere maruz kalıyoruz. Bizlerin de depreme nerede maruz kalacağının bir garantisi yok. Dolayısıyla burada yaşıyor olabilir ama başka bir şehirdeki depreme de öğrencilerimiz, gençlerimiz, insanlarımız maruz kalabilirler. O nedenle deprem anında panik olmamak, kuralları bilmek, basit kuralları bilerek ona uygun davranmak hayat kurtarıyor gerçekten. Bunun eğitimini AFAD'la birlikte öğrencilerimize veriyoruz. İstiyoruz ki ülkemizde hiçbir deprem felaket yaşanmasın. Bir tane insanımızın bile burnu kanamasın. Ama bunun da yolunun eğitimden geçtiğini, sağlıklı yapılaşmadan geçtiğini, depremi önlemek açısından, yıkımları azaltmak açısından olduğunu biliyoruz. Bu noktada her birimize görevler düşüyor. O görevleri bildirmek, farkındalık oluşturmak açısından bu programı burada icra ediyoruz. Yıl içerisinde farklı tatbikatlar da yapılacak mı? Kesinlikle yapılacak. Risk azaltma programlarımızı oluşturduk biz. Sadece deprem değil ülkemizde. Biliyorsunuz yangınlar yaşıyoruz, sel yaşıyoruz. Yani felaketlerin, afetlerin birçok türünü ülke genelinde yaşıyoruz. Bunların her birisinde devletimiz çok şükür çok güzel organize oluyor. Ve Türkiye'nin neresinde olursa olsun buradan da hem UMKE'den hem AFAD'dan, belediyelerimizden personel ve iş makinesi desteğini çok hızlı bir şekilde gönderiyoruz. En son Antalya'daki yangında ve arkasından Kastamonu'daki sel felaketinde de buradan hem belediyelerimizin ekipleri hem özel idaremiz, STK'larımızın, UMKE'nin desteğini kısa sürede oraya gerçekleştirdik. Tüm felaketlerle ilgili toplumu bilgilendirmek için çalıştık.